Yaklaşık 10 ay önce piyasaya sahte ve kaçak içki sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 aylık teknik takip sonucu Samsun, İstanbul, Artvin, Giresun, Tokat, Amasya, Nevşehir, Yozgat, Elazığ, Ordu, Denizli, Bursa, Aydın, Çorum, Manisa ve Tekirdağ illerine eş zamanlı düzenlediği operasyonlar sonrasında 42.900 şişe sahte ve kaçak içki, 106.086 adet orijinal içki bandrolü, 42 adet içki kapağı, 3.000 adet etiket bulunmasının ardından hazırlanan 163 sayfalık iddianame ile ilgili Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan yargılanma devam edildi. Haklarında suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak, bilerek suç örgütüne yardım etmek, 4.733 sayılı kanuna muhalefet etmek, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak ve tefecilik suçlarından dava açılan 4'ü tutuklu 56 sanıktan 12'si duruşmaya katıldı. Katılan tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından mahkemenin hakimi tutuklu sanıklardan Hakan A., Recep Faik G., Süleyman B. ve Hüseyin U.'nun suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianameye göre operasyonlarda ele geçirilen içkilerden 500'ünün Bodrum'da bir süre önce Rus rehberlerin zehirlenmesine yol açtığı iddia edilen içki markasıyla aynı olduğunu belirlendiği ifade edilmiş. İddianamede sanıkların sahte içki üzerindeki bandrol için kravat, sahte bandrollü kalitesiz içki için ilkokul mezunu, sahte bandrollü kaliteli içki için lise mezunu, üniversite mezunu, sahte vodka için limon suyu, meyve suyu, sahte viski için nar suyu, kola, sahte şarap içinse şalgam suyu şifrelerini kullandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.